kapağı gördüğünüze geldiniz. Varuno Gezgin'e hoş geldiniz. Bu videoda Varuno Gezgin kafenin mükemmel ambiyansını yaşadıktan sonra Eskişehir'in en çılgın avukatından Eskişehir'de yaşamı dinleyeceğiz. E hadi abone ol ve videoya geçelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Enerjisi çok yüksek olan bir kafedeyiz şu an. Murat Fıçıcı'nın, yani namı değer Varuno Gezgin'in açmış olduğu 197 ülkeden topladığı parçalarla açmış olduğu mekandayız şu anda. Ambiyans harika. Yukarıda gösterir misin Anadolu? Bütün ülkelerin bayraklarını asmış olduğu bir konsept. Ve her ülkeden topladığı parçalar mevcut. Gerçekten burada ders çalışması da zevkli olabilir. Oturması, kahve içmesi, yani arkadaşlarla sohbet. Ambiyansı çok güzel bir kafe. Kafe de demeyelim, mekan daha çok. Bu mekandaki her objenin bir hikayesi var. Her mekanın, her şişenin, her kitabın, her bayrağın. Hikayelerin içerisinde kaybolacağınız ve her seferinde yeni bir konumun, yeni bir hayat öyküsünün içerisinde kendinizi bulacağınız muazzam bir atmosfer. İçeride sadece bakımanın, oturduğunuz yerden sağa sola izlemek bile sizlere bir şey katacağı konusunda kuşkunuz olmasın. Bu mekanı kesinlikle solumalısınız. Kim bu atmosferi sağlayan insan? Eskişehir'de matematik öğretmenliği yapan Murat Fıçıcı'nın bir hayali vardı. Bir kafe açmak ve buradan sağladığı gelirle Türk gençlerinin dünyayı keşfetmelerini sağlamak. Genç öğretmen 2003 yılında maaşından biriktirdiği 9500 TL sermaye ile hayalindeki kafenin tadilatına başladı. Dünyayı gezdikçe özgüveni artan hoca ve öğrencileri gördükleri yemekleri, içecekleri, kültürleri ve dekorları kafelerine taşıdılar. Bugün Türkiye'nin birçok şehrinde şubeler açan Varuno Gezgin, binlerce gezgin dünyayı görmelerini sağlamalarının gururu ile yoluna devam ediyor. İlkokuldan arkadaşım Ayşe Nur'layız. Varuno'dayız. Varuno Gezgin'in demin bahsettiğim mekandayız şu an. Saçım güzel. Evet, en marjinal arkadaşım diyebilirim. Kendisi avukatlı. Evet, Eskişehir bir de Eskişehir çok güzel bir yer. 7 senedir, 2017'den beri 7 senedir buradayım. Güzel bir süre oldu. Bir süre sonra sarmıyor, sıkılıyorsun ama şimdi Çorumlu olduğumuz için... Evet, kendileri Çorumlular. Çorumlu olduğumuz için bize burası her zaman daha güzel geliyor. Çorum'u çok seviyorum, aynen. Sosyal tesisler. Her şey olmasın, bir işlemem. Çorum'u seviyorum ama sadece memleketim olduğu için seviyorum. Çorumlu olmasam Çorum'u sevmem. Ailen orada diye söylüyorsun. Tabii canım. Tamam, tek sebebi ama şöyle, sakın öyle İç Anadolu'nun köy gibi yerleriyle karıştırmayın. Çorum çok güzel bir yer. Çorum gerçekten çok gelişmiş, elit bir şehir. Yani yerleşmesi mi denir? Mimarisi, evlerin böyle çarpık. Her evin bahçesi var, böyle bir şey olabilir mi? O yüzden Çorum'a kimse laf etmesin. Ben ederim, siz edemezsiniz. Onun dışında, yani burası güzel, sakin bir şehir. Yani büyük şehir diye geçiyor ama aslında büyük bir şehir değil. Şehrin diğer ucundan 25 dakikada geldim. Çok kendini, aslında bir İç Anadolu şehri olarak kendini aşmış, ne denir, kalıplarını kırmış bir şehir. Burada her türlü insan bütün hayatını özgür bir şehirde yaşayabilir, bir şekilde yaşayabilir. Yani en muhafazakarı da yaşar, en ne denir? Radikali. En seküleri, en radikali. Herkes yaşar burada, hiç sıkıntı yok. Herkes birbirine sahip. Az önce tramvayda kavga çıktı ama o sayılmaz. O çok sevdiği insanlar var. Tek tek çıkabilir ama burası süper bir yer. Yani bir süre sonra sıkılıyorsun ama o biraz bence şeyden, şımarıklık, kapris bayrağı. Bu da sıkıcı, hep aynı şey falan ama güzel bir yer. Ya o şöyle, nereye gidersen onu yaşıyorsun aslında. Aynen. Yani çünkü artık bir rutine biniyor. Şimdi mesela günübirlik geldiniz, 50 tane yer gezdiniz. Hiçbir şey yok. Benim başka bir şey yok. Kahveyi bile evimde içiyorum. Dışarıda içmiyorum. Bir süre sonra sıkıcı gelebiliyor ama güzel bir yer. Burada okuyun arkadaşlar. Üniversiteyi burada kesinlikle burada tercih edin. Bir de şehirde İç Anadolu şehri olmasına rağmen 3 tane üniversite var. Evet. Yani 3 üniversite var. 3 üniversite olayı çok iyi. Zaten şehir genelde üniversite kenti gibi. Yani etrafına baktığında genelde gençleri görüyorsun. Ayşenur'un tabiri de morukların. Moruk tayfa. Bizim tabirimizde olgun kesimin yaşadığı bölge de var. Aynen, ancak moruk
partiyi şey diyorum, marjinal tayfa. Ha yani, direkt moruk diye konuşalım. Yani. Moruk ne haber falan. Yani ha. Aslında yaşı büyük insanlara demiyorum. Aynen. Tamam. Şöyle, şunu da söyleyeyim. Biz mesela Varuna'ya geldiğimizde merdivenden bize çıkan iki tane yaşlı adam vardı. Çok tatlı. Gerçekten hemen çok tatlı. Hemen sohbet ediyorlar. Yani, evet, gezin gezin gezin. Ha, çocuklar burada çok güzel, bilmem ne falan. Hani Varuna'dayız. Burada otururken de o insanları görme beklentimiz yoktu. Gezerken de o insanları görme beklentimiz yoktu ama insanlar gerçekten belli konularda medeni. Ben medeniyetsiz bulduğum birkaç konu var ama. Tabii canım. İlla trafik... Şöyle, genel olarak insanlar, ben şeyi fark ettim, fazla saygıdan trafik kusuru var. Bence saygılı değiller, o ona denk gelmiş. Olabilir, bilmiyorum. Ben... Ama denk geldiğinizi anlattın mı Merve? Anlattım. Durmuş bir otobüs, hepsi onu bekliyor sağa dönmek için. Baktık o yüzden boş ya. Ama bence o bir saçma bir an yaşamışsınız. Burada yaya bile geçerken üstüne sürer insanları şöyle, da gördüm. Şöyle, ben daha çok şunu gördüm, yaya insan, arabaların üstüne sürüyor burada. Yani yürürken arabaların üzerine. Evet, evet, biz de şehre geldik. Birden yayayı görüp, Bunun aslında bir trafik problemi var. Mesela Eskişehir'de yaşayan bir insanın araba kullanması daha büyük eziyet. Trafik ışıkları çok uzun. Onu dikkat etmeyin, araç kullanmadığım için de. Trafik ışıkları çok uzun. O da şöyle ama genelde... genelde şöyle... Trenlerde yerlerde bulunduğu, daha sonra tramvayın geçtiği o yolların bulunduğu yerlerden geçtiğimiz için şehrin geneli zaten tramvayın etrafında. Trafik çok tıkanık. Işıklar çok fazla yok. İkincisi çok fazla polen var. Polen arası olanlar gelemez. Hayır, Eskişehir'le alakası var. Bütün Türkiye'de şu an polen var. Hayır, şu anda çok fazla polen var. Haksızsın. Şöyle, ben sokakta dolaşıyorum. Hayır, pardon da ya. Neminesi bu? Sokakta dolaşırken sanki yüzle giden bir araç gibi gözüme çarpan küçük yavru sivrisinekler evet, var. Polen var, çıkmayın çocuklar. Evet, kocamın gözünün içine kaç kere girdi ya. Sivrisinek dolu. Gözlerine çarpıyor ya, sinek gözüne çarpıyor. İlk defa ben 6 yaşındayım, ilk defa polenden hapşırdım. Ya o zaman belki bu döneme bize denk geldi. Dönemsel dönem. Hep yok artık, polen yok. Bir ay, bir hafta, 10 gün. En azı bir ay yer. Belki de kısa bir dönem. Mevsim geçişlerim olabilir. İnanmış gibi yaparken ben. Hava soğuk değil. İnanmayın çok soğuk diyenlere. Hele ki iç Anadolu'da yaşıyorsanız. Mayıs'ta geldiler. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir Sivaslı olarak söylüyorum bunu. Bir dakika Ayşen'im. Ben bir Sivaslı olarak söylüyorum bunu. Elazığ'da -26'ları görmüş bir insanım. Eğer doğuda yaşıyorsanız kesinlikle soğuk değil. Yani... Aralık'ta gelsinler, Kasım'da gelsinler. Aralık'ta geleceğiz. Hatta kış ayında geleceğiz. Soğuk. Akşam soğuk, ayaz, kuru soğuk. Yazın ama. Ben de Çorumluyum. Oranın da ayazı çok. Çok soğuk değil ki ya. Buranın işte soğuğu bir başka. Orada da -20 olsa, burada da -20 olsa buranın soğuğu bir başka. O zaman biz denk gelmedik. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben yani... Kat kat giyinip de tir tir titreyerek tramvaya yürüdüğünü ama şöyle ya, şimdi biz şöyle bir önyargıyla geldik. Biz Mayıs'ta geliyoruz ve Mayıs'ta gelirken ben... Mayıs'ta sıcak. Ama ben Mayıs'ta internette bunu okurken hava soğuk olur. Şimdi akşam biliyorum, soğuk burası çorum gibi. Gündüz sıcak, akşam eser. Evet. Biz bu havaya alışırız. O yüzden bize soğuk gelmiyor. Mesela ben kat kat giydim mesela. Aynen. Onda sıkıntı yok ama yani Aralık, Ocak bunlar çok soğuk oluyor. Harbi soğuk. Ya burada her sene kaç kişi felci geçiriyor soğuktan. Yemin ederim gibi bir istatistiksel olarak bakın. Üniversitede bile bir sürü arkadaşım beni bana şey geçirmişti, yüz felci. Aa. Soğuktan çarpıyor. Nerelilerdi? Ceyran çarpıyor. İnan hatırlamıyorum. İzmirli falan olabilir mi? Olabilir canım. Tabii daha sıcak yerlerden gelenler daha hani etkilemiyor. Bize üşümüyoruz. Bize soğuk gelmez ama yani burası soğuk arkadaş. Mayıs ayında soğuk değil ama burası soğuk. Peki Ayşenur, Eskişehir'de ne yapıyorsun? Vallahi Eskişehir. Kim mesela? Şöyle söyleyeyim, yaş gidelim. Yaş gidelim. Yaşım benim
ailenin yanında değilsin, kendi hayatını kurmak üzere. 18'de 25 yaş arası. 18-25 yaş arası muhtemelen barlar sokağında. Ucuz bira. Ucuz bira bedava fıstık peşinde koşar. Eğer böyle biraz daha şeyse, rahat bir hayat varsa. Ya da sen ne önerirsin 18-25 yaş arasında? 18-25 yaş arasında kesinlikle üniversite civarında takılsınlar. Yani çok böyle hızlı bir hayat, bilmiyorum, sıkıntı olabiliyor sonradan onun kopması. Ben biraz daha mütevazı bir hayat yaşadığım için hani çok çılgın bir hayat öneremiyorum. Burada çok fazla şey var. Ne bileyim, kulüp var. Mesela okul, üniversite kulüpleri çok aktif. Oralarda toplanıyor. Daha mesela burada deniz yok, şey yok ama dalgıçlık kulübü mü denir ama? Ha, düzenli olarak dalmaya giden bir kulüp var. Mesela o çok benim ilgimi çekiyordu ama ben korktuğum için takılmadım. Mesela sürekli kamp yapan bir kulüp var. Buralarda takılın. Daha böyle hani üniversite çevresi veya biraz daha varoş yerlerden uzak kalıp biraz daha kendi gibi insanlarla takılmaya devam edebilirler. Üniversite hayat çok güzel, kampüs hayatı güzel. Onun dışında ne yapabilirler? Mesela burada tiyatro için mesela çok aktif yine şeyler var, kuruluşlar, ne denir ona? Özel tiyatrolar var mı? Var, var. Onlarla takılabilirler. Mesela doğaçlama tiyatro ekipleri varsa kendilerine yeni insanlar kabul ediyorlar. Tabii. Oralara katılabilirler. Mesela sanatla ilgili, işte sporla ilgili kendilerini ilerletebilirler. Sen hangi birini yaptın diye. Hiçbir ama. Ama bu imkanlar var sonuçta. Her türlü imkan var. Ben mesela belediyenin heykel kursuna yıllarca ücretsiz bir şekilde gittim. Mesela? Bir 5 kuruş param çıkmadı. Yürüme mesafesi, yol parası bile vermedi. Heykel yani mesela ne alaka? Çok seviyorum mesela. Çok güzel. Çok keyifli mesela. Burada bir sürü merkez, sanat merkezi var. Her birine bir şekilde yani bağlantı kurabilirler. Peki 25-45 yaş arası ne yapar? 25-45 yaş arası. Şimdi hayat tarzına göre değişir. Ben mesela 26 yaşındayım. Ev, iş ev bir insan oldum. Yine her türlü imkan var. Mesela her hafta bir sürü yerde tiyatro oyunu var. Zaten sinema. Her yerde var. Onu saymıyorum. Başka ne yapabilirler? Adalarda kahve içmeye gidiyorum. Çok ani bir soru oldu. Buna biraz düşünmem lazım. Genelde onlar nerede takılıyorlar? Daha doğrusu onu söylesem bana. Ya şimdi ben... Şöyle düşün, lokal bir Eskişehirlisin, tamam mı? Eskişehirli 25-45 arasındaki insanlarla takılıyor. Ya ne burada... yapıyorlar? Burada takılıyor kahvede. Aynen. Yani şey, ben daha 7-26 olduğum için o kitleye yeni katıldım. Biraz düşüneyim. Dur. Biraz dur. Burayı keseceğim. Yok, bence böyle koyulmalı. Şey, 10 saat sonra. Bana bilmiyorum. Tık yapın. Peki yaşlılar burada ne yapıyor? Asıl soru. Gerçekten yaşlılar. Ben çünkü yaşlılar, çok sevimde yaşlı görmedim. Yaşlılar çarşıda takılıyor. Bak mesela ben hep tramvayda, kalabalık bir tramvaysa mutlaka bir yaşlının başında beklerim. Çarşıda inecektir yani. Çarşı durağında iner. Ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çarşı durağında inip takılıyorlar. Nerede de? Hamam yoluna falan gidiyorlar herhalde. Hamam yoluna biraz daha şey. Çorum'da yazı çarşı. Eski böyle yere pazar mağazalar oldu yani. Pardon, Zafer Çarşısı tarafı. Yanlış söyledim. Falan. Neyse böyle bir tane eskiden oradan su geçiyormuş. Şimdi su yok ama. Çay bahçeleri falan var. Bir sürü mağaza var. Biraz daha yerel mağazaların olduğu bir yer. Eski Zafer Çarşısı gibi işte. Eski alışkanlık. Şimdi diğer ana konulara gidiyorum. Tek tek başlıklar. Eskişehir'e neymiş? Herkesin bildiği çiğ böreğini balaban köfteye geç. Ben çiğ börek sevmiyorum. Ben de balaban köfte beğendim. Balaban köfte de sevmiyorum. Rezil bir şey. Valla ben Eskişehir'de hamburgerciler var. Heh, mesela bana bu lazım. Yerel hamburger. Mesela öğrenci işi biraz daha. O sebepten olabilir mi? Ya öğrenci işi değil. Ben böyle biraz daha pahalı ve böyle eti güzel hamburgerciler. Şey o yüzden hamburgeri ilerletmiş olabilirler mi? Belki de. Öyle öğrenci işi pahalı. Ben öğrenciyken pahalıdır. Çok fakirdim. Ona bir şey demiyorum ama öğrenciyle çeken kısmı hamburger, patates güzel. Olabilir. Ya hamburger, ben yani Eskişehir ve hamburger normalde hani bağdaştırılacak bir şey değil ama ben kendim yani çok hamburger bağımlısı bir insan olduğum için çok güzel hamburgerciler var. Ya böyle etin tadını aldığım yani böyle saf et. Mükemmel yerler var. Peki ben sana şunu soracağım. Saydığım yerler harici gezecek yer var mı? Bak sayıyorum. Odun pazarı.
geçti. O masaj kutusunun olduğu sazlı parkı, beşeriz. Geçti. Müzeler, yani genel müzelerin hepsini sayıyorum. Hepsini gezdiniz mi? Sadece Banyo Müzesi'ne giremedik, tur şirketi vardı. En meşhur. Gerçekten, en çok gidilmesi gereken var. Ya şey, ya en çok gidip mutlaka gidin dediğim yer değil. Yani neden? Çünkü ilgi, herkesin ilgisine göre değişir ya. Ya gidilse ünlülere benzeyen heykeller var. Senin en keyif aldığın şey neydi Eskişehir'de? Eskişehir'e ilk taşındığımda. Benim en keyif aldığım şey... Abi ben bir sanat merkezine gidip heykel yapmaya çalışıyorum. Peki yani beni böyle özel ve hani böyle seküler değil, seküler denmez ona. Sanat sever hissettiren tek şey oydu. Sürerlerim yani ben bir şey yapıyorum. Yani. Onun dışında gezmekten hoşlandım mı? Üniversite civarındaydı. Hep üniversite civarındaydı. O zaman kampüs canlı bayağı. Kampüs güzel. Kampüste hep hayat var. Bak, her yerde bir etkinlik, sürekli bir etkinlik. Bir sinemamız var. Mesela burada özel sinemalarda 50-60 lira oynayan oyunları biz orada 3-4 liraya izler. Tabii canım yani vizyondaki sinemaları da şey, filmleri de oynatıyorlar. Yani benim zamanımda öyleydi. Ben 2021 mezunuyum. 2017 girişliyim. Şu anda yine ucuz üniversite olduğu için sonuçta. Bilemem. Şu anki düzeni bilmiyorum ama hep bir etkinlik var. Yani orada mesela gençlik merkezi var. Oraya git mutlaka kendine ilgi çekici bir yer bulursun. Ben bunlarla takılayım bir şey yapayım. Yani mesela yemek, 3 öğün yemek çıkıyor ya. 3 öğün yemek 1 liraydı o zaman. Ben evde yemek yapmayı bilmiyordum. Ya. Şimdi olsa 10 lira o zaman. Üniversite güzel. Öğrencisiniz üniversite civarında takılın. Kendiniz gibi insanlarla takılın. Ya çünkü niye biliyor musun? 18-19 yaşında buraya üniversiteye geliyoruz. Yaralı bir ceylan gibi, anladın mı yani? Hani şimdi başka bir şehire gelmek, aileyle uzaklaşmak aslında bir yandan da tehlikeli bir şey. O yüzden kendini koruyabilmek için kendin gibi insanlarla ve daha güvenlikli bir yerlerde takılmak gerekiyor. O yüzden üniversite civarında olun. Zaten bir süre sonra kendi ilgi alanlarınıza göre yöneliyorsunuz. Tabii. Çok imkan var. Yani canın istediği herhangi bir şeyi söyle, bunda mutlaka imkan vardır. Yo, ben onu şu an fark ettim zaten. İşte, imkan var, çok istediğim. Çok imkan var. Sen bana aslında ne sormuştun? Çok önemli muhabbet, çok güzel. Yani hani burası güzel, gençler için güzel. Hani biraz yaşlandıktan sonra sarmıyor. Ben şu an gerçekten yani yaşlanmış hissediyorum. Yani yaşlı. Ya şöyle, evet, yaşlı bir yaş değil ama buradaki o insanların enerjisini görünce ben de yaşlı hissettim. Hep mesela nasıl bu enerjiyi buluyorsun? Evet, çok özendim. O çocukken ben de öyle. Gençken ben de öyleydim ama. Ben şimdi biraz daha sakin bir hayat seçtim. Sakin bir hayat yaşayabilme imkanım da var. Ya bu da bir güzellik yani. Ya sana aslında şehir her şeyi sunuyor. Evet. Ama özellikle anahtar kelime üniversite. Burada çok rahat olur. Arkadaş özellikle İç Anadolu'dan, ne bileyim onu, Doğu'dan. Böyle daha imkanları kısıtlı bir yerden geliyorsanız Eskişehir sizin için biçilmiş bir kaftan. Peki azı sor, pahalı mı? Benim zamanımda çok ucuzdu ama artık her yer pahalı. Şu an bence yine pahalı. Şöyle İstanbul'a, Ankara'ya kıyasla burası ucuz. Ama yani hani belki İç Anadolu şehrine göre daha pahalı olabilir. Mesela Çorum'a kıyaslayabilirim. Çorum'a aslında göre... değil. Çorum sen şu an hakim değilsin diye olabilir. Konuşuyorum. Çorum'a göre aynı. Ya o kadar ucuzdu ki ben 500 lira KYK alıyorum. Yok be de 500 lira. 475 alıyorum. Ben ilk başladığımda öyleydi galiba. O zaman mesela ben 300 lira falan artırdığımı hatırlıyorum yani yediğimizde. Ama KYK'da kalıyordum. Onun da etkisi var. Çok fazla para artıyorum. Ama sigara, alkol kullanmadığım da hani... tabii etkili. Yani sigara kullansam, alkol kullansam belki daha ekstra masraf olabilirdi. Ama o zaman çok ucuzdu. Yani bir koca börek servisi hatırlıyorum 6 liraydı. O zaman şey demiştim, bu kadar pahalı bir yere niye geldik? O kadar ucuzdu ki ya şu çorba, dikensi çorba 2 lira, 2,5 lira falandı yani. Çok ucuzdu. Haddinden fazla ucuzdu. Şimdi yani Türkiye her yer ister istemez yani pahalı ama genel olarak ucuz. Gerçekten ucuz. Gerçekten. Yani şimdi İstanbul'a gidiyoruz, bir yemek yiyoruz, atıyorum örnek vermeyeyim ama yani orada
burada yediğimiz paranın yarısını aynısını burada buluruz. Ya ben çok basit bir örnek vereceğim aslında. Biz bir festival aranında normalde herhangi bir kahveye ortalama 200 lira para veririz. Biz dün festivalde kahveye 100 lira para verdik. Yani yalnızca 100 lira. Evet, boyutu küçük boyutu var adam. Yani küçük boyutu ne? Standart bardak kahve. Hayır, standart bardak değil. Şöyle bir boyutu. Hayatım herhangi bir festivalde ne kadar satar. Yani bir festivalde göre... Ben bu boya 100 lira verdim, öyle değil mi? Normal bir kahve 100 lira verdim. Benim kıyasım şu. Başka bir şeyde festivalde katılsaydım o kahveye ne kadar para verdim? Yani. Şimdi mesela ben İstanbul'a sık sık gelip gidiyorum. Yani hem dosyalarım oldu, işte hem arkadaşlarım oldu için. Gerçekten çok para. Ya bir tosta yani ne kadar para verebilirsin, anladın mı? Doymadığım bir şeye dünya var, para veriyorsun. Orada ben sana margarita pizza aldım 110 liraya. Şu an dışarıda margarita pizza 110 liraya yiyeyim ben. Hani deneyin sadece. Ya, 110 lira mı? Mesela? Açım sadece pizza almaya gidiyor. 400 lira bilet ödemiş. Dönerken bırakalım diyeceğim. Herhangi bir yere göre burası iyi. Ya mesela buraya gelenlerden kimler sevmiyor biliyor musun? Üniversite hayatı. İstanbul'dan gelen herkes burayı sevmiyor. Özellikle Avrupa yakasından gelenler burayı çok sakin buluyor mesela. Genelde böyle şey, Asya yakasından gelenler biraz daha seviyor. Daha alışabilir hani. Ne bileyim, orada biraz daha galiba kendi çevresinde küçük bir yermiş. Aynen, daha doğru. Ondan sonra Ankara'dan gelen bazı kişiler sevmiyor. Ankara da çok büyük bir yer ve hani çok imkanları geniş bir yer. Ama nerede İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz? Biraz daha böyle ne imkanları kısıtlı yerlerden gelen insanlar burayı çok seviyor. Yani biraz daha kendisi olabildiği bir yer haline geliyor. Mesela niye? Ben de hani benim ailem de hani her zaman her şeye saygılı ve hani kendi kararlarına saygılayan insanlardı ama ister istemez ben aileme benziyorum. Anneme babama benziyorum ve buraya gelince bir birey olduğumu hissettim. En önemlisine eve çıkma imkanım var çünkü kiralar diğer şehirlere göre daha ucuz. Benim dönemim için en azından. Yani ben eve çıkabildim, yalnız yaşamayı öğrendim, birçok şeyi idare etmeyi öğrendim. Ne bileyim borçlanmayı öğrendim, borç ödemeyi öğrendim, kira ödemeyi öğrendim. Bir sürü yerde çalışma imkanım oldu. Mesela baristalık yaptım, garsonluk yaptım. Yani üniversite zamanında o kadar çok yani hani fırsat buldum ki. Meslek öğrendim yani baristalık bence çok güzel bir meslek. Gerçekten ben bunu güzel. Öğrendim ama. Meslekte şu an pazarlıyorum. Pazarlıyorum Eskişehir onlara bir. Üniversite öğrencisi için Eskişehir çok güzel bir yer. Kültür seviyesini puanlasan 100 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden. 100 üzerinden çok olur. Çok güzel. Şey, alakasız bir şey. Kültür seviyesi. İnsanlar. Yine bakış açısına göre değişir. Altı desen çok düşük kalır. 7 diyebilirim. 7 güzel bırak. 7 güzel. Bence biz şimdi çünkü niye biliyor musunuz? Çok toksik insanlar da var. Ya burada o muhatap olduğum o kadar toksik insanlar var ki. Ömre bedel. O yüzden hani güzel insanlar, o kadar çok güzel insan var ki. 3-5 tane öyle toksik insan o puanı çok düşüremiyor. 7 güzel. 7 güzel, 7 güzel. 7 okey. Bence de 7. O zaman yarın yine Ayşe'yle görüşeceğiz. Şimdi karşılığına bay bay. Bu videoyu da buraya kadar izlediniz ve abone olmayı hak ettiniz. Kazandığınız abone ol tuşuna basmayı şimdi uygulayın ve yeni videoları bekleyin. Gelecek.